Merhaba sevgili arkadaşlar. Yüklü çalışma notlarımızın beşincisi olan Simple Past Tense konumuzda sizlerle birlikteyiz. Ses tonundan da anlaşılacağı üzere ufak bir rahatsızlığımız var. Sesimizde bir değişkenlik var. Umarım bunu mazur görürsünüz. Şimdi Simple Past Tense'e baktığımızda arkadaşlar, Simple Past Tense'i biz dili geçmiş zaman olarak da ifade ediyoruz. Yazalım. Dili geçmiş zaman. Bu zamanda cümleleri Türkçe'ye çevirirken arkadaşlar yaptı, etti, gitti, geldi gibi cümleler kurarak çeviriyoruz gibi. Cümleleri çeviriyoruz. Şimdi simple past tense neyi anlatıyor? Bunu da bir yine ok işaretiyle gösterecek olursak arkadaşlar. Şurası ne olsun arkadaşlar? Burası bizim için günümüz olsun. Günümüz diyelim. Simple past tense anlatırken olay geçmişte ve artık o noktada bitmiş olan olayları biz simple past tense ile kullanıyoruz. Demek ki bu noktada simple past tense yapısını kullanıyoruz. Olay burada olmuştur. Olayın etkisi günümüze gelmemiştir. Tabi burada dikkat edeceğimiz nokta şu. Bu olay birkaç dakika önce de olabilir. Bir ay önce de olabilir, 10 yıl önce de olabilir. Dolayısıyla geçmişte olacak. Geçmişte kalmış olması gerekiyor. Ve biz bu anlamda diyoruz ki arkadaşlar, geçmişte, pardon, olup bitmiş tüm eylemler, tüm eylemleri simple past tense ile ifade ederiz diyoruz. Demek ki geçmişte olup biten tüm eylemleri ifade etmek için simple past tense kullanıyoruz. Buradaki yardımcı fiilimiz arkadaşlar did'dir. Did yardımcı fiilini kullanarak biz geçmişteki olayları ifade ediyoruz. Cümle yapısına baktığımızda arkadaşlar, evet, bakın yine cümlemizi biz S ve O olarak ifade edecek olursak, bu yapılarda fiilin ikinci halini kullanmak durumundayız. Yine obje kısmında nesne veya sıfat, yer zarfı ya da zaman zarflarını da kullanmak durumundayız. Biraz sonra zaman zarfları ne olduğunu ifade edeceğiz. Olumlu bir cümlede arkadaşlar, olumlu bir cümle nasıl kurulur? Hemen bir örnek verelim. Bakınız. I drank tea. Bakınız buradaki drank tea fiilin ikinci halini ifade ediyor. Eğer cümlemiz olumsuz olsaydı arkadaşlar, olumsuz bir cümlede I didn't tea olarak kullanacaktık. Pardon, didn't fiilimizi yazalım. Drink tea. Peki neden
Fiilin birinci halini kullandık. Bakınız, şu kısma bakacak olursak arkadaşlar, do yapmak fiilinin ikinci hali nedir? Did'tir. Dolayısıyla biz burada verb 2'yi kullandığımız için tekrardan fiilin ikinci halini almamıza gerek yok. Dolayısıyla olumsuz cümlelerde fiilin birinci halini ne yapıyormuşuz? Kullanıyormuşuz. Eğer soru cümlesi yapacak olursak arkadaşlar, soru cümlesinde diyelim, did yardımcı fiilini başa getireceğiz. Did you drink tea? Ve yine did kullandığımız için fiilin yine birinci haline ne yapmış olacağız arkadaşlar? Kullanmış olacağız. Bu konuda hangi zaman zarflarına yer vereceğiz? Onlardan bahsedelim arkadaşlar. Bakınız, yesterday. Dün. Last week. Geçen hafta. Last month. Geçen ay. A few minutes ago. Birkaç dakika önce. Yesterday morning. Dün sabah. The other day. Geçen gün. In 2016 diyecek olursak, yani 2006 yılı, 2016 yılında. Two days ago. 2 gün önce. Five years ago. 5 yıl önce. Ve son olarak, two decades ago. Decades arkadaşlar burada 10 yıllık bir süreci kapsadığı için 2 10 yıl ne demek? 20 yıl önce şeklinde. Demek ki gibi geçmişte bahsedilen olayları ifade etmek için zaman zarfları olarak simple past tense'de arkadaşlar tekrarlayalım. Yesterday, last week, last month, a few minutes ago, yesterday morning, the other day, in 2016, 2 days ago, 5 years ago, 2 decades ago gibi zaman zarflarını kullanmak durumundayız. Eğer biz cümle kalıbı içerisinde, sınav bilgisi olarak arkadaşlar, cümle kalıbı içerisinde bu yapıları görüyorsak, ilk arayacağımız husus fiilin ikinci hali olmalıdır arkadaşlar. Önce simple past hali olacak. Daha sonra diğer past yapılara bakabiliriz. Ama öncelikle dikkat edeceğimiz nokta fiilin ikinci halini aramak olacak. Son olarak arkadaşlar, dedik ki olumlu cümlede
Şuraya da vurgu amaçlı diyelim. Vurgu amaçlı. Olumlu cümlede biz fiilin ikinci halini kullandığımızı söylemiştik. Ve bu şekilde ifade etmiştik. Şayet, pardon, normal cümlede fiilin ikinci halini kullandığımızı söylemiştik. Şayet bir vurgu yapmak istiyorsak, ha diyelim ki mesela I went diyelim. Ben gittim. Ama gittiğimi vurgulamak istiyorsam ne yapmalıyım arkadaşlar? I did go. Bakınız. Did fiilini kullan, yardımcı fiilini kullanmak durumundayım. Ya da bunu şöyle söyleyelim. Hani birisine sevdiğinizi anlatmaya çalışıyorsunuz. Geçmişte ama sevdiğinizi anlatmaya çalışıyoruz. Diyorsunuz ki ben seni sevdim diyorsunuz. Ne diyeceğiz o zaman? I did love you. Seni sevdim. Burada ne yapıyorsunuz? Vurguluyorsunuz arkadaşlar. Vurgu amaçlı olarak da demek ki olumlu cümlede did'i kullanıyoruz. Did'i kullandığımız durumlarda fiillerimiz yine verb bir şeklinde kullanıyormuşuz arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlere simple past tense anlatmaya çalıştık. Dili geçmiş zaman olduğunu, yaptı, etti, gitti, geldi gibi bir cümlelere çevirdiğimizi söyledik. Ve özellikle tamamen bitmiş olaylarda bu yapının kullanıldığını ifade ediyoruz. Yine özellikle söyleyelim arkadaşlar. Bu birkaç saniye önce de bitmiştir. 10 yıl önce de bitmiştir. Fark etmez ama mutlaka bir bitmişlikten söz ediyoruz. Ve bu yapılarda dikkat edeceğimiz nokta zaman zarflarıdır. Zaman zarflarının kullanılması bizim o yapının soru cümle soruda past yapıya götürecektir arkadaşlar. Yesterday, last week, a few minutes ago, in 2010 gibi geçmişte bahsedilen hususları anlatmak için simple past yapısını ve bu zaman zarflarını kullandığımızı ifade ediyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi günler arkadaşlar.